Herkese merhaba. Bugün sizlere Dyson Big Ball Alerji 2 elektrik süpürgesinin uzun kullanım incelemesini vereceğiz. Bu cihazı yaklaşık bir yıldır kullanıyoruz. Avantajları, dezavantajları, kullanımda ne gibi şeylerle karşılaşılıyor, bunları deneyimledik. Bunları sizlerle paylaşacağız. Kutu içeriğini yavaş yavaş çıkartalım. Şimdi uçlara kısaca bakalım. Standart süpürmede kullanacağınız uç bu. Bu ucu uç kısmında şöyle tozları tutması için fırça gibi kısımları var. Bu ilk iki kullanımda burası yapışkanı çıktı. Hatta ilk kullanım veya ikinci kullanımda bu çıktı. Onun dışında herhangi bir sıkıntı olmadı. Tabi bu koltuk altlarını falan süpürürken çizildi. Aparatları boruya takmak için daha sonra aradığınızda bulabilmeniz için şöyle takabiliyorsunuz. Kolay bulabilmek için takabiliyorsunuz buna. Bunu da daha böyle bağlayıp hortumun üzerinde tutmak isterseniz tutarsınız. Şu aparat şimdi bağlayınca göreceksiniz. Dönebilen, kullanım kolaylığı sağlayan, elinizi yormayacak bir aparat. Şimdi şöyle cihazın toz torbası kısmını görelim. Burada tekerler her yöne rahat rahat dönebilecek şekilde yapılmış. Büyük teker kullanılmış. Bir de bu cihazın devrildiğinde işte hacı yatmaz gibi tekrar düzelme özelliği olduğu söyleniyor. Bastığımızda kablo sarıcı. Cihazı çalıştırıp durdurabileceğimiz düğmesi. Toz torbasını, toz kabını açmak için şuradaki düğmeye basıp kaldırabiliyorsunuz. Şöyle şuradan da içindeki tozları boşaltmak için iki kademe. Şimdi onu da en son göstereceğiz. Süpürme yaptıktan sonra. Şöyle şurasında da üretici firma bunu ayda bir yıkanmasını tavsiye ediyor. Yıkanabilir filtresi var. Bu yıkanabilir filtreyi biz bir yıldır 3-4 defa ancak yıkadık. Çok gerekli olmadı. Onun dışında yıkanacak herhangi bir filtresi yok cihazın. HEPA filtreydi, şeydi, o tür derdiniz yok. Bu da böyle teleskopik uzayabilir biçimde yapılmış. En son şu ucu da taktığımız zaman kullanıma hazır hale geliyor. Şöyle. Şimdi halı performansını bir deneyeceğiz hep beraber. Diğer parçalara da göz atalım. Bunlar düz zeminlerde tozları çekebilmek için kullanılabilecek bir uç. Bu koltuklarınızı temizlemek için bir ucu. Bu uçla koltuklarınızı temizleyebiliyorsunuz. Bu uçta kalorifer peteklerini veya bir yerlerden toz almak için fırça kısmını kullanabilirsiniz. Bu ucu da böyle geliyor. Big Ball Alerji 2 modelinde turbo başlık gelmiyor. Turbo başlığı yok. Bu modelde turbo başlık kullanmamış. Diğer Animal modellerinde sanırım bu turbo başlık yanında geliyor cihazın. İstiyorsanız ayrıca para ödeyerek alabiliyorsunuz. Şimdi cihazı çalıştıralım. Şimdi cihazı çalıştırıyoruz. Açma kapama düğmesi bu kırmızı düğme.
kırmızı düğmeyi çalıştırıyoruz. Süpürgenin sesi oldukça düşük. Yani bunun bazıları çok jet motoru gibi ses çıkarıyor gibi bir şeyler söylemişler ama öyle bir şey ben göremedim. Yani gayet sesi ideal. Yani komşuları rahatsız edecek bir şekilde değil. Sesini de duyuyorsunuz şu an cihaz çalışırken. Halı üzerinde kullanım, gördüğünüz gibi ileri geri klasik süpürme yöntemiyle zor. Bu çekme kuvvetini şu tetik mekanizmasıyla azaltabiliyorsunuz. Ya da şu süpürme başlığının ucundaki artı eksi kısmında sağ sola çekerek eksiye çekince halı üzerinde nispeten daha rahat kullanım sağlayabiliyorsunuz. Bu uçları da sürekli arayıp sürekli aramaktansa böyle tutma kolunun üzerine bu aparatla takarak burada muhafaza edebilirsiniz. Tekrar tekrar aramanız icap etmez. Bununla beraber şu kalorifer petek temizleme ucu da bulunuyor. Bunun ucunda ister bu şekilde kullanırsınız, isterseniz tozları almak için ucunu çekip böyle de kullanabilirsiniz. Uçlar böyle geliyor. Şimdi parke performansına bakacağız. Çay ve mercimek serptik zeminin üzerine. Şimdi çalıştırıyorum. Tabii yüzü kaldırıp ilerletmek gerekiyor. Üç kısmından sıkılıyor biraz kenara. Böyle kaldırıp almak lazım. Evet, şimdi toz kabını temizlenmesini gösterelim. Düğmeye basarak hortumdan ayırıyoruz. Kabloyu da saralım. Kablosunu sardık. Oldukça uzun kablosu var. Filtre kabını düğmeye basarak çıkarttık. Şöyle. Her ne kadar el değmeden olduğu söylense de biz yine de dikkatli bir biçimde temizliğimizi yapalım. Şöyle bir kademe basıyoruz. Bir kademe daha bastım mı? İki kademe de tozu pisliği aşağı alıyor. İlk etapta şu dışı süpürerek. Ondan sonra kapağı açılıyor. Bunu yine el değmeden şöyle kapatabilirsiniz. Gördüğünüz gibi kapandı. Toz pislik temizliği yapıldı. Motoru koruyan filtrenin yıkanması 24 saat boyunca güneşte kurutmak her zaman için ultraviyole ışınlara da maruz kaldığı için bakteriler, üzerindeki mikroplar ölür. Şimdi filtresini sökelim. Yine çıkartarak sökmemiz gerekiyor. Şöyle aldık. Bunu buradan çıkarttığımızda gördüğünüz gibi herhangi bir şey yok. Toz, pislik barındırmıyor. Ama tabii ayda bir veya iki ayda bir sizin kullanımınıza göre
Bunu yıkamanızda fayda var. Filtre olarak sadece ve sadece şu motoru koruyan filtre var. Onun dışında herhangi bir filtresi yok. Tek bakımı bu. Onun dışında herhangi bir bakım, bir şey yok. Gayet güzel. Fiyatına göre yaptığı temizliği oldukça güzel bir makina. Devrildi, devrildi derdi olmuyor. Devrilse bile şöyle tekrar eski haline dönüyor gördüğünüz gibi. Klasik süpürme yöntemini benimseyenler için belki ilk zamanlarda biraz garip gelebilir size. Dediğim gibi yani ileri geri süpürme biraz zor olabiliyor ama o uç kısmındaki şu uç kısmında eksiye getirdiğiniz zaman halı üzerinde biraz daha kolay süpürme yapabiliyorsunuz. Artıya getirdiğinizde daha zorlanıyorsunuz. O zaman ileri geri değil de sadece şöyle ileri atıp çekerek süpürme yapabilirsiniz. Enerji etiketini incelediğimizde A enerji sınıfı yıllık tüketimi 28 kW görünüyor. 80 desibel ses seviyesine sahip. Parke zemin temizleme performansı B. Halı zemin temizleme performansı C. Dışarı attığı hava tabii Dyson'a özel A olarak görünüyor. Dışarı herhangi bir pislik şey atmıyor görünüyor şu durumda. Bugünkü incelememiz bu kadar. Bundan sonraki incelemelerimizde tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyoruz. Hoşça kalın.